Evet efendim, Şehzadeler Şehri Manisa'dan tarım ve sanayinin Türkiye'de en iyi geliştiği şehirlerden birindeyiz. Ve üzümüye bağını sorma denir ama bağ Manisa'da, gelip görmeniz lazım bunun için. Biz üzümleri yedik. Şimdi başkanım, tarımla sanayi kol kola gidiyor ama Manisa'nın bence en önemli özelliği, bir ekonomi muhabiri olarak bunu söylüyorum, erişilebilir bir şehir olması. Kara, evet, deniz, hava, her şekilde. Doğru. Ama siz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak çok büyük bir projeye imza attınız, başlattınız. Ve bu proje bugün dalga dalga bütün Türkiye'ye yayıldı. Evet. Şimdi Türkiye şu projeyi bir duysun. 2023'e Manisa nasıl gidiyor? Koşa koşa gidiyor da nasıl koşuyor? Şimdi biz Organize Sanayi Bölgesi yönetimindeyken özellikle İzmir Limanı'na yük taşımada problemlerimiz oluyordu. Günde yüzlerce tır Manisa-İzmir yolu arasında gidiyordu. Ayrıca trafik güvenliği tehlikeye giriyordu. Dedik ki bir demiryolu bağlantısıyla biz İzmir Limanı'na ulaşabilir miyiz? Gerçekten de 7 kilometre aşan bir demiryolu yaparak, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir lojistik merkez kurarak en yakın demiryoluna bağlanıp İzmir Limanı'na kadar ulaştık. Ve bu gerçekten maliyetleri de ucuzlattı, taşıma maliyetlerini. Çünkü bu devirde artık lojistik çok önemli. İşçilik ücretleri, hemen hemen insanlar asgari ücrete yakın ücretlerle çalışıyor. Çok yüksek ücretlerle çalışanlar az. Ham maddenin fiyatları dünya borsalarında neyse bütün herkes biliyor. Birisi daha ucuz alacak, birisi daha pahalı alacak diye çok farklı bir şey yok. Efendim, bu açıdan baktığımız zaman lojistik en önemli noktaya geliyor. Çünkü enerji falan hiçbir şey yapamıyorsunuz o konularda, maliyet unsurları olarak. Lojistiği biz daha ucuzlatmamız lazım, daha ucuza taşımamız lazım diye düşündük. Ve Organize Sanayi Bölgesi'ni İzmir Limanı'na bağlama projesinden sonra Ege bölgesindeki sanayinin yüklerini Avrupa'ya taşıma konusunda demiryolu üzerine bir çalışma daha gerçekleştirelim. İşte Marmara Denizi'ni tren ferileriyle geçelim. Daha sonra da Avrupa'ya kadar, Avrupa'da iç noktalara kadar götürelim. Şehirleri tren seferleriyle entegre etme projesini bu ulaşımda. Evet, evet, evet. Şimdi yani nakliyeyi artık demir yollarına aktaralım diyoruz. Özellikle karayolu nakliyesinin çok yüksek olduğu yerler. Mesela Moskova'ya bugün bir tır gönderdiğiniz zaman çok yüksek paralar ödüyorsunuz. Ama demir yoluyla taşıdığımız zaman hem %30 kadar ucuza taşımayı yapacaksınız, hem de aynı konteynere, biz biraz da tren konteynerleri büyük olduğu için 45'lik konteynerler kullanacağız. Aynı konteynere %25, %30 daha fazla yük koyma imkanınız olacak. İki taraftan da avantajı var. Ve yaptığımız hesaplarda Avrupa'nın değişik kesimlerine, özellikle iç kesimlere, yani limandan sonra 200 kilometreye kadar mesafede olan yerler varış noktasında bizim işimiz için cazip değil. Ama limandan sonra veya burada limandan önce 200 kilometreden fazla karayoluyla gidip ondan sonra taşınıyorsa, o zaman biz cazip hale geliyoruz. Ve yaptığımız çalışmalarda, fizibilitelerde Avrupa'nın değişik noktalarında %20 ile %35 arasında nakliye fiyatlarının alımları ucuzlatacağımızın hesabını gördük. Böyle olunca bu projeyi Odalar Birliği ile paylaştık. Bazı büyük organize sanayi bölgeleriyle paylaştık. Baştan Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar adı altında BALO diye kısa isimle adlandırdık bunu. Bu çalışmalara başladığımızda bu defa Gaziantep'teki, Konya'daki, Kayseri'deki, Adapazarı'ndaki, efendim Ankara'daki, Denizli'deki sanayicilerimiz de, arkadaşlarımız da dediler, niye bunu sadece Batı Anadolu diye düşünüyorsunuz ki? Bizim de yüklerimiz var. Gaziantep'ten Mersin Limanı'na gitmek o kadar ucuz bir şey değil. Biz de buradan tren yoluyla, demir yoluyla Avrupa'ya kadar yüklerimizi taşırız. Oradan gelecek ham maddelerimizi yine aynı şekilde taşıtırız. Çünkü biz şu gün devlet demir yollarında sadece ve sadece ihracatın %1'ini taşıyoruz. Bu çok yani ayıbıdır Türkiye'nin. 10 yılda demir ağlarla ördük, anıyoruz Erbaş'tan diye marşı söylüyoruz. Hala 10. yıl marşıyla avunuyoruz. Ama 10. yıl marşından sonra yıllar geçtiği halde biz demir yollarında çok fazla bir ilave yapmamışız. Yeni hükümet döneminde de bu özellikle Sayın Binali Yıldırım'ın projeleriyle çok iyi şeyler yapılmaya başlandı ve bizim de projemizde kendisi destek oldu. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etmek isterim burada. Bu projeyi tartıştığımızda bu niye Batı Anadolu'nun, Türkiye'nin projesi olsun dediler. Onun üzerine Odalar Birliği'nin öncülüğünde 92 tane ticaret odası, ticaret sanayi odası ve organize sanayi bölgesini bir araya getirerek
Balo anonim şirketini kurduk ve faaliyete başladık. Şu anda yazılımlarımız yapılıyor. 2013'ün ilk 3 ayı içerisinde de taşınmaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Burada farklı bir taşımacılık modeli olacak. Sanayicinin ihracat yükü fabrikasından teslim alınacak. Demir yollarında vagonlara yüklenecek veya vagonlara yüklenecek. Sonra da Balıkesir tarafında ve Avrupa tarafında kuracağımız konsolidasyon merkezlerinde gideceği yerlere göre ayrıca katarlar yapılıp yola çıkarılacak ve tarifeli tren seferleri olacak. Sanayici burada verdiği yükün hangi tarihte Köln'de olacağını, hangi tarihte Viyana'da olacağını bilebilecek. 2023'e yetişiyor mu Sayın Başkan? 2013. 2013'te. 2013. Başlıyoruz. Başlayacağız inşallah. Çok güzel. Başlayacağız inşallah. Ve burada işi çok daha yaygın hale getirmek için bazı yabancı taşımacılık kuruluşlarıyla görüşmelerimiz oluyor. Bütün entegrasyon ne zaman tamamlanır? Peki Antep'in, Konya'nın, Adıyaman'ın? Hepsi kısa bir zamanda tamamlanır çünkü demiryollarını mevcut demiryollarını kullanacağız. Katarlarımızı çıkarırız, o şekilde çalışacağız. Avrupa'daki büyük taşıma şirketleriyle görüşmelerimiz var. Yine Litvanya demiryollarını kurduğu şirketlerle görüşmelerimiz var. Özellikle Litvanyalılar, biz diyorlar buradaki yükleri Odessa'ya kadar taşıma sorumluluğunu alırız. Odessa'dan sonra feribotlarla Samsun Limanı'na geçiririz. Ondan sonra bizim yükümüzü de siz oradan Anadolu'ya ve Orta Doğu ülkelerine rahatlıkla ulaştırabilirsiniz. Sizin yüklerinizi aynı şekilde biz Odessa'dan alırız. Avrupa'nın iç kesimlerine, Kiev gibi, efendim Moskova gibi taşımanın çok pahalı olduğu yerlere biz götürürüz diyorlar. Salı günü arkadaşlarımız Belçika, Avusturya demiryollarıyla, Alman demiryollarıyla da görüşmelerimiz var. Bu bir Türkiye projesi. Bu Türkiye projesi. Peki son bir dakikada Türkiye projesine ne diyorsunuz? Valla bir kere çok önemli. Yani Türkiye'nin rekabet gücünün, özellikle ihracatçıların rekabet gücünü arttırması çok önemli. Hep bunu konuşuruz. Verimlilik çok önemli. Başkanım çok doğru söyledi. Yani verimlilik noktasında da bazı kalemlerde oynayamıyorsunuz. Ve bazen çok basit bir düşünce büyük sonuçlar da doğurabiliyor ve Türkiye geneline de mal edebiliyorsunuz. Bu Türk ihracatçısının rekabet gücünü arttırması açısından ki navlunun bedelleri evet. Çok önemli, çok önemli maliyetlerin içerisinde. Çok önemli bir proje. Çok güzel bir iş çıkmış ortaya. Yani bir gurur duyacak bir şey. Türkiye Manisa'dan projesi. Manisa'dan bir Türkiye projesi evet. Doğdu. Programda evet. Bunu da bütün evet. Türkiye kamuoyuna paylaşalım. Başkanım evet. Yönetmenimin affına sığınıyorum. Bir konu var size çok sormak istiyorum. Yani buna ilave olarak ben bir şey daha hemen. Söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok üzerine durduğu Pakistan treni projesinde biz üstlenmek üzereyiz. Yine Türkiye'den Pakistan'a kadar tren seferleri yapıp taşımacılık yük yapacağız. Mi? Yük. Taşımacılık yapacağız. Tabii biz yük taşıyacağız. Bizim yolcuyla işimiz yok. Bizim tırlarla rekabetimiz de yok. Çünkü Türkiye 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefine ulaşacaksa 2023'te biz o büyümeden pay alacağız. O 500 milyar doların kaçı sizin Manisa olarak hedefiniz? Diyorsunuz ki kaçına? 20 milyar dolar. 20 milyar dolar Manisa'dan çıkar. Olmalı, olmalı. Buradan bütün Türkiye'ye bu müjdeyi de verir. Eğer Türkiye 500 milyar doları yakalarsa biz 20 milyarı çok rahat yakalarız. Tamam çünkü, efendim. Çünkü hep Türkiye ortalamasının üzerinde gidiyoruz biz. Çok teşekkür ediyorum. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Bülent Koçmaz. Sayın Bey, ondan önce çok önemli bir konu var iki tane. Çok hemen araya gireceğim. Birincisi sanayi, buradaki organize sanayi çok önemli. Diğer organize sanayilerin Türkiye'den örnek alması lazım. İki, Manisa'ya düşen görevde bu kadar ödüllü bir organize sanayi yabancı yatırımları çekmesi için gerekli tanıtımı yabancı yatırımcı buraya getirmesi lazım. Bu iki tane paraya çevrilmesi lazım. Bu ödüllerin Türkiye açısından paraya çevrilmesi lazım. Biz de diyoruz ki Turgut Boz'a çok teşekkür ediyoruz ve bu ödüller paraya dönüşsün ve Manisa katma değer sağlasın diyoruz. Ve Manisa'da ve Türkiye'nin genelinde bir akil adamlar topluluğu kurulsun ve şehirler geleceğin 2023 hedeflerini bu şekilde belirlesin diye de bir temennide bulunuyoruz. Biz Türkiye'de güzel işler oluyor demeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.